What would you like to say? No, it's not very good. And I think when they got the red card, it was even more easy. And we didn't stop. We continued to play. Especially second half. We make them very tired by passing the goal. And in the end, they were very tired, so we got the 2-3 goals in the end. So yeah, I'm very happy for this result. I think we had something to prove to the fans and everybody that we are a good team. And I think we proved it today, and we have to continue like this. Maça açıkçası iyi başladığımızı düşünüyorum ve bana göre kırmızı karttan sonra oyun bizim açımızdan daha da kolaylaştı. Oyun ritmimizi düşürmedik ve baskılı oyunumuza devam ettik. İkinci yarıda rakibimizi topa sahip olmamızla beraber yorduğumuzu düşünüyorum ve sonuç olarak bu yorgunlukla beraber 2-3 gol daha bulduk ikinci yarı. Dolayısıyla performansımızdan dolayı mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı açıkçası. Bunları da bir nebze geliştirebildiğimizi düşünüyorum. Bugün saha içerisinde gösterdiğimiz performansla beraber. Bugün genel anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe kariyerine istediği gibi başlangıç yaptı diyebiliriz. Goller atıyor. İlk 11'de başlıyor. Özellikle oyunun defansif kısmında da onu görüyoruz fazlasıyla. Hoca ile ilişkisi ve Fenerbahçe'deki ilk günleri hakkında neler söyler? Following what are your objectives? It's a nice start, but I expected this because I believe in myself, and I always said that when the coach believes in me, I will give him everything, and I'm showing that now with the team. That of course helps me. We have a good team, so it's for me much more easier to perform. Like for example today, I get a. If we didn't have the quality, I would not score because Enner Valencia's assist is top quality. So yeah, I'm just happy and I hope that my performance will continue like this and the team performance. And I'm sure it will. I'm sure it will end very good. Evet, iyi bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim. Açıkçası ben bunu kendimden bekliyordum. Çünkü kendime inanan bir futbolcuyum. Hocam bana inanırsa, bana görev verirse ben de performansımla beraber elimden gelen her şeyi göstermek istiyorum sahada. Ve takım da aynı şekilde bu noktada benim performansıma olumlu anlamda yardımcı oluyor. Ve benim için işler çok daha kolay oluyor saha içerisinde. Bugün de aynı şekilde ortaya koyduğumuz kalitede bu niteliklerimizden, bu özelliklerimizden bir tanesiyle özellikle Enner Valencia'nın yapmış olduğu asist gerçekten yüksek seviye, yüksek kalite bir asisti. Dolayısıyla mutluyum. Umuyorum ki hem bireysel olarak hem de takım olarak göstermiş olduğumuz iyi performansı devam ettirebiliriz. Ben ilerleyen günlerin, ilerleyen haftaların iyi olacağını düşünüyorum. Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Karagümrük ne değişti? Bu sene Emre Mor ne fark gösterebilir? Ne kendiyle ilgili ne fark gösterebilir? I grow. I think it's natural. I was very young when I came up. I don't like to speak too much about this because it's the past, but I grow and mentally. I understand more now what I have to do and what I cannot do. And I put myself 100% every day in football. And now also I have people that believe in me. I went to clubs that believed in me. And this is the difference. And when, like I said, when you believe in me, I will give everything for this person, like I did in Karagümrük, like I try to do now with the coach here. So yeah, it's mentally a lot change. I think I grow in the mental. Evet, geliştiğimi doğal olarak da yaş aldığımı söyleyebilirim zaman içerisinde. Bunlar hakkında açıkçası çok konuşmak istemiyorum bu mevzularla alakalı olarak çünkü geçmişte kalan olaylar ama ben mental anlamda daha çok olgunlaştığımı, büyüdüğümü söyleyebilirim. Yapmam gereken şeyleri, yapmamam gereken şeyleri çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Ve şu an itibariyle %100 bir şekilde futbola odaklı bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. Bana inanan insanlar var, kulüp bana inanıyor. Bana göre asıl fark bu.
Çünkü eğer bana inanılırsa, bana güvenilirse ben de en iyisini ortaya koymak için elimden geleni yaparım. Karagümrük'te yapmış olduğum gibi, tıpkı burada da yapmış olduğum gibi, yapmak istediğim gibi. Çünkü hocam da aynı şekilde bana güvenirse ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koyarım her zaman. Dolayısıyla sonuç olarak mental değişikliğin bana göre en önemli farklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark söz konusu. Teşekkür ederim.